Merhabalar, ben Kübra. Ev Gezelim YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Konya'nın Meram ilçesinde Huzurevi civarında bulunan yaşanan bir evi göstereceğiz size. Buranın bahçesi gerçekten de efsane. Burası 2260 metrekare arsaya sahip 2,5 katlı bir villadan oluşuyor. Konya'da herhalde yetişmeyecek olan bile meyve çeşitleri olan bir bahçeyi göstereceğiz. Ev Gezelim YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizleri Instagram hesabından da takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Hadi bakalım şimdi bahçeden gezmeye başlayalım. Çünkü ağaç çeşitleri çok fazla. İnceleme evet. Fırsatımız da olsun. Olmuş evet. Meyvelerden de herhalde yeriz artık. Bakalım. Yani 20 yıldır bahçeye gerçekten bakılmış, hala da bakılmaya devam ediliyor. Yani şu an zaten burası yaşanılan bir ev. Sağlı sollu ağaçları görüyoruz. Şimdi buradan aşağıya doğru inelim. Evet. Hadi bakalım. Bu videomuz biraz daha vlog tarzı olacak arkadaşlar. Yani böyle yaşanılan bir evi sizlere göstermeye çalışacağız. Sağ tarafta ben çok gidiyorum. Güzel bir bahçe var. Burada var. Sağ Kübra tarafta Hanım. Var, sol tarafta var. Var. Yani girişte yani. Var. Ve binanın dış cephesi de takdirdirme yapılmış. Bahçeye devam ediyoruz. Bu arada burası neydi? 2,5 katlı bir bina. Evet. 600 metrekare. Buranın da dört tarafı yol. Yani o çok burası güzel. Tek bir ada aslında. Biz ana cadde üzerindeyiz. İşte sağ, solu, kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı her tarafından yol geçiyor. Oo, bahçeye bak Kübra Hanım. Bakalım bostan mı? Alanına geldik. Yani şimdi bu aşağı tarafta ekilen bir bölüm var. Onun zaten devamında gördüğünüz gibi asmalar. Üzümler. Asma ağacı mı diyeyim? Çünkü çok çeşit badem vesaire o tür ağaçlar var. Zaten Konya'da olmazsa olmaz herhalde kayısı ağaçları. Burada kayısı ağacı görüyorum. Hmm, kayısı oradaymış. Oo Kübra'm takıldın gidiyordun. Burada da kayısı var. Burada da kayısı ağacı. Şöylece bakmış olalım. Ve buranın en güzel özelliğine efsane bir manzarası var. Biraz sonra onu da göreceğiz. Kısmen görüyoruz sağ tarafta. Yani. Ve yani sanki ormanın içinde gibiyiz yani. Çok güzel ya. Evet. Yani ağaçlar yılanmış ağaçlar. Yani şuradaki çam ağaçların hepsi bu bahçeye dahil. Ev sahibi şuradan. Bahçeye gerçekten de çok güzel bakmış. Zaten evet. Direkt kendisi de ilgileniyormuş. Bunlar bu arada lavanta. Ali Bey. Lavantalar. Siz... Uzak duranlar hapşırır. Benim direkt alerjim var. Yani evet. Kokmaya şimdiden başlamış. Burada elma ağacı var. Yani elmalar olmaya başlamış. Güzel. Evet. Burada kiraz ağacı var. Çam ağaçları, yine asmalar var. Üst tarafta evet. Nar ağacı var gördüğüm kadarıyla. Hangisi nar? Nar ağacı şu karşıdaki. Öyle mi? Çiçekleri var. Evet. Onun yanındaki ne? Yeni dünya mı yoksa? Onun yanındaki börtlen olması gerekiyor herhalde. Çiçekleri biraz evet. Onu andırıyor. Onlarca devam edelim mi? Bayılırım ya şu camlara. Kirazlar olmak üzere. Haziran'ın evet. Şöyle iki haftası var Kübra Hanım. Bu sefer evet. Kirazları bir şey göstereceğim. Tadına bakamayacağız. Bu evet. Bir sumak ağacıymış. Yerde bitiyor zannediyordum. Yani küçük bir şey olduğunu düşünüyordum ama bir ağaçmış sumakta, yani. Sumakta ağaçta yetişiyor. Evet, şu hatta meyvesiymiş. Bakayım. Evet. Evet. Ve fındık ağacı da öyle küçük bir fındık ağacı değil. Buradaki ağaçların hepsi büyük. Herhalde buradaki en küçük ağaç şu. Bu da yakın zamanda ekildiği için. Burada vişne ağacı var. Üst tarafta badem var, ceviz var. Yani ceviz de çeşitli ceviz ağaçları cevize varmış. Cevize bakacağım ben yakında. Hadi cevizler güle güle. Ona da bir şöyle kısaca bakıverelim. Yine evet. Orada da zaten bir kat olduğu için orada da aslında manzara açısından güzel cevizler görüntüler olmuş. Olur. Oo, ben buradan döndüm şöyle. Konya'nın manzarası gözüküyor. Şimdi arkadaşlar dışarıdan izleyenler için, Konya'ya hiç gelmemiş olanlar için. Aa, burada da asmalar var. Bu asmalarda evet. Bak üzerinde üzümler olmaya başlamış yani. Bu sol tarafı işte kümestir. Ondan sonra ardiye. Yani böyle bir alan depolama alanı kendilerine. Olarak da kullanabilirsiniz. Ama yine aşağı kısımda zaten bir kümes olarak tavuklar kullanılan nerede? Yer var. Nerede tavuklar? Evet tavuklar biz baktığımızda vardı. Tavuklar kaç vardı. Şu an içerideler belli. İçerideler mi? Evet. Bu arada şurada ortada evet. Yemiş var. Yemiş derken şimdi siz incir var. Belki bilmeyenler olur. Ne acaba? Dut. Yani.
Ve o da kara tutmuş. Kokusu da geliyor bak. Geliyor. Farkında mısın? Tutun kokusu. Evet evet. Ben alıyorum yani. Ben biraz hassasım bu konuda. Evet, yani ben burada şu bostan alanına bakar mısınız yani? Her şey var. Yani bahçede komple damla sulaması hazır. Tek tek onunla da uğraşılmıyor. Evet, yani... Allah kafa açar. Neyi düşürdüm ben? Buradan devam edelim. Diğer yan bahçeye geçelim. Domatesler var, biberler var, salatalık var. Evet. Daha var, bayağı bir şeyler var ya. Evet. Şu alanda da nane ekili. Maydanoz da var. Yani... Evet, hadi bakalım. Bahçe böyle devam ediyor. Ya şu çam ağaçları falan maşallah çok heybetli. Evet. Yani şimdi burada kot fark var. Evinli bir arazideyiz. Evin diğer bahçesine gidiyoruz. Bu arada buradan da bir giriş var. Biraz sonra evin içine gireceğiz. Şöyle önce bir bahçeyi dolaşalım. Burada bir çeşme var bahçede. Evet. Kübra Hanım'ın hemen arkasındaki, o bana hep böyle diyor ya. Hadi benim arkasındaki. Şu yani ağacı göster. Bu mazı ya. Mazı bak ne hale bu mazı yani. Bilmiyorum. O konuda hiçbir fikrim yani, yok. Benim için hepsi çam. Ben mazı ya da servi bilmiyorum artık ama yani bayağı güzel büyümüş ya. Evet. Kiraz kirazlar. Ağacı. Kirazları özledik. Ve evet. Şurada 1-2 haftası var. Yani daha kızaracak. Ve bahçe burada da bayağı bir büyük şekilde devam ediyor değil mi? Yani şuradaki kokuyu size anlatamam. Ya zaten Meram'ın yani havası. Meram insanın hayatına hayat katar. Bu vlogda yani ya bu bizim vlogumuz arkadaşlar. Ben biraz fazla konuşuyor olabilirim. Konuşacağım çünkü biraz ben mı? Meram'ı severim. Yeşil'i severim. Herkes sever. Elbette ama yani Konya'da Meram'da büyüdüğüm için Meram'a aşığım yani. Pardon? Önce sana sonra Meram. Bakın pardon. Sahibi buraya da güzel evet, çiçekleri ekmiş. Evet çiçekler dikilmiş. Çok güzel. Burada da bir ne var? Sedir yani, alanı var. Aa, çocuklar sedir için. Alanı çocuklar için oyun. Yani ev sahibi bence çok güzel ya. Torunların falan ne güzel evet, düşünüyor. Torun, tombalak bayağı kalabalık evet. Bir aile. Ne kadar güzel. Şöyle yani bakalım. Şu ne diye düşünüyorum ama. Bilmiyorum. Bilenleri yorumlara alalım evet. Kübra Hanım. Yani her bilenleri şeyi bilmemiz yorumları. İmkansız zaten. Evet. Yine burada bir ediyor. Kiraz ağacı var. Evet. Yani burada sallanacağız. Aa. Aa. Egeliler, Egeliler, İzmirliler, hemşerilerim bunu çok iyi bilir. Söyleyeyim mi ne olduğunu? Söyle. Yeni dünya. Siz ne diyorsunuz? İzmir'de ne diyorsunuz buna? Muşmula. Muşmula. Yok canım ya. Muşmula başka ama. Yani yeni dünya. Hayır şimdi Konya'da muşmula farklı bir meyve de var. Evet. Ona da evet yani kahverengi oluyor. Tamam muşmula diyoruz. Tamam yani biz Ege'de muşmula da deniyor. Hani yeni dünyada deniyor. Hadi muşmulaya evet. Ne diyorsunuz? Muşmula görmediniz hayatınızda değil mi? Simit'i yani görmediniz muşmula, işin, muşmula işin gerçeği. Hani işte, yok değil mi? Yok. Yok yani, değil mi? Tabii yok. Aa. Babam Konya'dan gelirken falan getiriyordu ya da babaannem getiriyordu. O şekilde görüyorduk. Biz onun harici bilmiyorduk yani. Bu süpermiş ya ben bunu evet. Görmemiştim. Yani. Sallanacak. Buraya yat tamam. Yatarak salınacak. Karadutlar oluyor. Bu ama aşı herhalde. Karadut mu aşı mı? Bilmiyorum. Evet aşı. Bu tarafı tadına beyaz bakarız. Çünkü. Evet. Gördüm. Ve bahçenin bu tarafı Allah'ım yani o kadar çok meyve ağacı buranın var ki. Buranın aşağısına da inelim mi? Yok burada yok. Ceviz ağacı var yine ve bu ceviz ağacı da ince uzun olan cevizler var bakalım ya ona benziyor. Yani evet, şöyle. Ceviz var. Maşallah. Ben bu arada kaldım arkalarda. Neye takıldım? Bu neydi? Bunu bilmiyorum. Bilmiyoruz. Bilenleri yorumlara alalım. Evet. Bu arada Google'ın lens uygulaması var. Telefonda lens uygulamasını açtığınız zaman bitkiye tuttuğunuzda hangi bitki olduğunu gösteriyor. Onu çok da gösteriyor. İyi. O da kısa bir bilgi olarak geçelim. Kübra Hanım, bu taraftaki ağaçlara şöyle ben biraz yakından aşağıya inelim diye istiyorum. Ben o yüzden. Nereden inebiliyoruz oraya şu çok bilmiyorum ama. Şu iniş var tekrar. Hadi burada... o tarafa gidelim. Gidelim mi? Gidelim gidelim. Hadi. Envai çeşit meyve ağacı var. Oraya nereden geçiyoruz? Şurada kapısı var. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Evet. Bu elma mı? Ay. Bilemedim. Elma herhalde. Bu ayva mı yoksa? Bunu çözemedim. Ayva şey olabilir ayva mi ki? Yok yok. Neydi? Cennet hurması denilen olabilir. Meyvenin olabilir yavrusunu. Çünkü o ağaç da varmış burada da tabii. Ya şu çiçeklerin falan güzelliğine. Yani bu ne ağacı? Armut ağacı evet. Mı bakamıyorum. Şimdi hayır. Çamura giriyoruz ama. Hünnap galiba bu. Tam göremiyorum. Şurada bir meyvesini görüyorum ama erik mi? Hünnap. Şurada elmalar var, erik evet. Ağacı var. Şu erik ağacı hemen ileride. Kayısı ağacı var. Devam kayısı edelim var. Mi? Bakalım. Oraya bence çok gidelim. Şuradaki taş alandan gidelim. Gidelim mi? Hadi gidelim. Gidelim. Hadi gidelim ya.
Evet, bahçe. Yağmur yağdı. Bugün birkaç gündür yağışlı hava. Evet. Konya'da böyle güzel bahçeyi bulmuşuz. Yani bahçeyi bulmuşuz, gezelim. Uzaktan çekmeyelim. Yani şu küçük ağaçta bile ne kadar güzel bir sürü elma var. Maşallah. Burada bir armut ağacı varmış. Ev sahibi amcamız 5 tane armut çeşidi aşılamış. Yani armut bir veriyor, 7 veren gibi. Hani 7 veren gerçi her mevsimde verir de. Bir ağaçta 5 çeşit armut bu varmış. Bu cennet hurması. Cennet hurması mı? Evet. Öyle mi deniyor yoksa başka bir şey daha deniyor cennet mu? Cennet hurması. Cennet elması. Bağdat hurması. Bağdat hurması mı deniyor? Bağdat hurması. 300 kilo evet. Hurma alıyorlarmış yani. Evet, devam edelim. Evet, devam burada edelim. Yine elma var. Elma bahçenin var. Sonuna doğru varalım mı? Kayısı var. Oradan biraz yine manzaraya bakalım. Evet. Burada maydanozlar da var. Evet. Burada da yine maydanoz ekilmiş. Ve hepsinde damla sulama dolaşıyor. Börtlen, ahududu. Yani bu bahçede herhalde yok yok. Tropikal yani meyve çeşitlerine bile girilecek neredeyse. Badem var, şeftali var. İleride daha devam edelim ediyor mi? Ayva evet var. Şöyle Kübra Hanım manzarayı gösteriyorum. Konya'mız yeşil. Neden yeşil? Evet. Bu bölge, işte sağ tarafımız Konya'nın Meram bölgesi. Ve hep yani böyle iki katlı, maksimum üç katlı binaların olduğu bir ilçemiz yani. Konya'nın en yeşil bölgesi. Ve şu an bulunduğumuz bölgede Konya'nın neresi? İşte Akyokuş'a doğru biraz daha tepe bölümündeyiz. Evet. Yani Konya'nın çoğunluğu ovada. Böyle tepeye doğru olan çok fazla evin olduğu bölge yok yani. Temiz havanın evet ve manzaranın enfes olduğu bir noktadayız. Yani, orada arılar var. Ben Allah çok yaklaşayım. Arılar, arılar maşallah. Evet devam edelim Kübra Hanım. Bahçenin içine girdik. Bu arada burası da tabii önünden yol geçiyor. Ve burada da yine imar var tabii ki. Ama şimdi evinde yani kot farkı olduğu için evin önünü kesmiyor. Biraz sonra içeriye de gireceğiz. Oradan da görmüş olacaksınız. Asmalar burada, burada da var. Elmalar var. Elma asma var. Asma komple boylu boyunca devam ediyor. Aa dereotu falan var. Yani bana gene aa birçok şeye şaşırmadım. Çamurlara girdik mi Kübra Hanım? Girdik biraz. Ben şöyle devam hayırlısı ediyorum. Evet. Bu arada bu bezelye mi Ali Bey? Yanından gelin geçtim size ama bezelye göstereyim. Öyle mi? Evet bakın. Ben bezelyeyi ilk defa görüyorum, itiraf vallahi ediyorum. Yani burada ev sahibi her türlü çeşit sebze, meyve hepsini yetiştiriyor. Limon ağacı da varmış Kübra Hanım. Limon ağacı? Ağacı var ama saksı da. Yani yaz kış yapıyorsun içeri dışarı. Ne kadar güzel buradan. Bahçesi efsane. Şimdi şurada yukarıda, şurada bir ne var? Seyir tepesi gibi bir yer var. Evet. Gelin oraya da bir bakalım. Ondan sonra oraya yukarıdan da mı gidiş var? Çıkalım mı? Buradan da şöyle bakalım buraya mı? Da bahçe içerisinde. Ali Bey sizi önden alayım. Ben bakıvereyim. Evet. Ha, buradan yandan da devam edebiliyoruz. Oo, Kübra Hanım. Burada da bir keyif alanı varmış. Ama manzara da güzel olur. Evet. Yani burada bir ahşap, bir köşk var yani öyle diyelim. Öyle değil mi? Burada da kısaca yani bakmış olduk. Şöyle devam edelim. Burada da garajınız var. Aşağıda yine depolama alanı var ve çocuklar için trambolin var. Acaba buradan Ali Bey atlasa? Ben buradan atlasam. Ne olur? Bugün hava böyle yağışlı gibi kapanıyor, kapalı açılıyor gibi. Burada da ben ağaçları da göstereyim. Yani. Ya hadi şu saatte çıkalım bahçede sadece şu kadar saatte şu ağacın altında gölge olur diye bir şey yok. Yani her yerde çok güzel gölge bulup rahatlıkla oturabileceğiniz evet bir bahçe. Ana cadde ama normalde sessiz. Belki gürültü geliyordur. Dışarıda belediyenin bir çalışması var. Ondan dolayı bayağı bir gürültü geliyor. Burada elektrik tesisatlarının olduğu bölüm var. Burada çocuk olmak da keyifli olur. E tabi canım ya şurada saklambaç oynadığını düşünsene. Evet şimdi içeriye giriş yapalım. İçeriye biraz hızlı turlayabiliriz. Buraya geldiğiniz zaman işte. Keyif alanı burası. Yani arkadaşlarla evet oturup sohbet edeceğiz. Ali Bey gezebilirsiniz. Buranın gece manzarası da güzel olur ya. Ya şehrin şimdi ışıkları değil mi? Hı-hı. Yani. Evet. Tam buradan ne gözüküyor? Oturduktan sonra. Kule gözüküyor. Kombasanın eski binası gözüküyor. Yine burada şömine. Yani şömine de var. Görüşürüz Ali Bey. Görüşürüz. Yani. Manzara çok güzel. Burada kullanılan yekpare bir cam olması da aslında önde görüntüyü evet kesmemiş. Yani burada hadi akşamları oturmak çok keyifli olur ya. Tabii canım ya şuranın manzarasına baksana. Bu manzarayı yani genelde ne yapıyoruz biz bu manzara için? Akyokuş'a çıkıyoruz. Evet. Konya'nın seyir tepesi, seyir terası Akyokuş.
Ama böyle bir evin varsa buradan izleyebiliyorsun. Ha buraya işte önüne ev gelebilir ama yol var. Yoldan sonra kot farkı sonra var bir de Ali Bey. Var ve çatı katı yapılmıyormuş artık. Çatı katta olmadığı için önünü kesme gibi imkanı yok. Evet. Yani ön tarafa bir ev gelirse işte nasıl olur falan diye hiç öyle kafanızda bir tereddüt olmasın. Olmaz. İçeriden çok farklı görünüyordu. Şuraya çıkınca manzara çok çok daha farklı ya. Anlatılmaz yani. Şu an komple manzaranın içindesin ve şey, kendimi Titanik'te gibi hissettim. Yani aşağısı Yakameram yolu. Yani şöyle göstereyim. Şuradan aşağısı Yakameram yolu. Onun devamında Meram Yeni Yol var. İşte devamında ileride de neresi? Hatıp yolu. Hatıp yolu, Lale Bahçe. Oralar devam ediyor şu kısımlar. Zaten orada yüksek katlı binalar var. Orada yeni yeni yapılan binaları görüyoruz. Evet. Ondan sonra hemen bizim sol tarafımızda ileride ne var? Burada işte yeni tıp fakültesi Meram var. Meram Tıp Fakültesi evet. Var. Ondan sonra Necmettin Erbakan Tıp Fakültesi var. Hemen buranın arka tarafında da yine üniversite var. Necmettin evet. Erbakan Üniversitesi var. Evet. Konum olarak da gerçekten de güzel. Hem ulaşım açısından da evet. Rahat bir konumda. Bu tarz videoları da çekmemizi istiyorsanız yine bizlere Instagram DM'den ulaşabilirsiniz. Evet, burası komple satılık. Bahçesindeki ağaçlarıyla, binasıyla yani gördüğünüz bir sürü meyve çeşitleriyle beraber hepsi satılık. Yani burada gerçekten emek var. Yani bu evet. Ağaçları büyütmek için yıllarınızı vermeniz gerekiyor. Hazır büyümüş meyveli ağaçları olan yani böyle bahçe bulmak kolay değil açıkçası. Hakikaten ya bence mesela hani bunun alsak... bu çeşit çok fazla. Tabii canım yani. Çeşit, envai çeşit meyveler var. Evet, evet. Çok fazla yani ev sahibi gerçekten de hepsiyle çok güzel ilgilenmiş, hepsiyle tek tek uğraşmış belli. Böyle bahçeli bir yer düşünüyorsanız Konya'da yani hem bu manzara, hem bu bahçe, hem bu temiz hava mutlaka değerlendirin. Yani gelip bir bakın zaten bahçenin güzelliğini gördüğünüz zaman buradan çıkmak istemeyeceksiniz. Size onu söyleyebilirim. Buranın fiyat bilgisi için de açıklamalar kısmına bakarsanız oradaki iletişim numaralarından sizler de aklınıza gelen soruları arayıp sorabilirsiniz. Ev Gezelim YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizleri Instagram hesabımızdan da takip ederseniz çok mutlu edersiniz. En güzel ev içinde sağlıkla, huzurla yaşadığımız evlerdir. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.